Bizler iş cinayetlerinde yakınlarını kaybeden, adalet arayan işçi aileleriyiz. Her ayın ilk pazar günü Taksim Galatasaray Meydanı'nda toplanıyoruz. Bugün 35. Vicdan ve Adalet nöbetimiz. Bize her nöbetimizde bir gazeteci eşlik ediyor. Bu nöbetimizde de gazetecimiz var, Merve. Express gazetesinden. Şimdi ben basın açıklamasını okumak üzere 17 yaşında hayatını kaybeden Özel Dağ Hastanesi'nde hayatını kaybeden Eren Eroğlu'nun abisine vereceğim. O okuyacak. Basına ve kamuoyuna. 35. Vicdan ve Adalet nöbetimiz için buradayız. Adalet arayan işçi aileleri adına hoş geldiniz diyoruz. Öncelikle son iş cinayetlerinde hayatlarını kaybeden işçi kardeşlerimizin başta olmak üzere iş cinayetlerinde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet, ailelerine sabır ve yaralı kardeşlerimize şifa diliyoruz. Ermenek'te madendeki kardeşlerimiz için umudumuzu korumak istiyoruz. Bizler acıyı, kederi yaşayan aileler olarak bir daha olmasın diye uğraştıkça ve seslendikçe inadına iş cinayetleri olmaya devam ediyor. Artık yeter diyoruz. Ekmeği için çalışan emekçinin hayatından işveren ve hükümet kurumları sorumludur. Bu sorumluluğu biz iddia etmiyoruz. Kanunlar, yönetmelikler, tüzükler, bilirkişi raporları ve mahkeme kararları yazıyor, söylüyor. Ermenek'teki faciada denetime rağmen ve denetimde tespit edilen eksikliklere rağmen madeni kapatmayanlar da kazanç hırsıyla madende üretime devam eden işveren de sorumludur. Isparta'da yevmiyeli işçi olarak meyve bahçelerine balık istifi halinde götürülen işçi kardeşlerimizin hayatından bu düzenin böyle sürdürüldüğünü bildikleri halde önlem almayanlar da sorumludur. Davutpaşa'da, Tersane'de, Ostim'de, Esenyurt'ta, Marmara Park AVM'de, Kemalpaşa'da, Soma'da, Torunlar'da, Suryapı'da, Milas, Akven, Terfi İstasyonu'nda, Bedaş'ta, Özeldoğa Hastanesi'nde, Arka Sıradakiler dizi setinde ve son 5 günde Ermenek'te, Isparta'da, Amasra'da, Gedik'te bu vahşi denetimsiz koşullarda işçileri ekmeği için çalışmaya mecbur bırakan herkes sorumlu. Artık yeter. Kozlu'da, Soma'da, Kemalpaşa'da, Davutpaşa'da, Ostim'de, Torunlar'da ve diğer iş cinayetlerinde bütün sorumluların etkin yargılanmasına izin vermemek, iş cinayetleri devam etsin demektir. Barolar Birliği gibi kurumların başında olup iş cinayetlerinde işveren vekilliği yapmak, iş cinayetleri devam etsin demektir. Bilirkişilik görevini bütün sorumluların tespit edilmesi yönünde bilimsel değerlendirme yapmaktan ısrarla kaçınarak yapmak, iş cinayetleri devam etsin demektir. Bütün sorumluların ihmallerini hafife alan her savcılık iddianamesi ve mahkeme kararı, iş cinayetleri devam etsin demektir. O yüzden iş cinayetlerinin durmasını beyanlarla istemek yetmez. Herkes kanunlarda tarif edilmiş vazifelerini etkin yerine getirsin, sorumluluğunu bilsin yeter. Ve her iş cinayetinden sonra bildik tablo. İşverenler hemen aracılar sokarlar, ailelere tazminatlarını biraz arttırarak ailelere teklif ederler. Dava yoluyla alınacak tazminatın peşin vereceklerini kader ne yaparsın derler. Geride kalanların her türlü maddi ve manevi ihtiyacını karşılayacaklarını söylerler. Hemen civardan da ailenin benzer sesler yükselmeye başlar. Doğru diyorlar diye. Zaten takip etsen de bir şey çıkmaz. Ya da zaten Cumhuriyet Savcısı takip ediyor. Sen ne yapacaksın ki derler. İşte biz hayır, adalet istiyoruz diyenler 35 nöbettir buradayız. İşverenlerin kazanç hırsı ve denetimsizliğin yol açtığı cinayetlerinde canların yakınlarını kaybetmiş aileler olarak bizler birleştirilen kaderimiz ve öfkemizdir. Tekraren söylüyoruz. İşverenler ve denetim yükümlülüğü olanlar, yasal mevzuatımızda ifade edilen işçi sağlığı ve iş güvenliği hükümleri gereği olan iş güvenliği önlemlerinin ticari faaliyetinin başından beri almama ve ölümlerin meydana gelmesine sebep verme, yasal yükümlülüklerini yerine getirmeme ve görevini ifa etmekten kaçınma nedeniyle asli sorumludurlar. Biz aileler olarak diyoruz ki adil ve bütün sorumluların yargılanması hususunda hükümet edenler etkili tutum almadıkça hakimler, savcılar, bilirkişiler her iş cinayetinin kamu düzenine dair bir suç olarak görmedikçe kamusal denetim mekanizmaları etkili olarak yerine getirilmedikçe işverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri almasındaki caydırıcılık arttırılmadıkça taşeron sistem devam ettikçe, sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, sendikalaşan işçiler
İşten atan işverenler cezalandırılmadıkça, sendikalar ve emekten emekçiden yanayım diyen partiler, organizasyonlar görevlerini yapmadıkça iş cinayetleri sürmeye devam edecektir. Kasım ayı nöbetini Ermenek ve Isparta'da hayatları risk altında olmaya devam eden ve hayatlarını kaybeden kardeşlerimize adıyoruz. 13 Kasım'da ikinci duruşması görülecek olan 31 Ekim 2013'te Özel Doğa Hastanesi'nde iş cinayetinde hayatını kaybeden Eren Erol davasını konuşacağız. Vicdan sahibi adalet duygusunu yitirmemiş, herkes bu vahşeti anlayarak davranmalı diyoruz. İş cinayetlerini dur diyebilmek için vicdan ve adalet nöbetine başladık, devam ediyoruz. Ve biz en çok canı yananlar, geride kalanlar için başka canlar yanmasın diye her ayın ilk pazar günü Taksim Galatasaray Meydanı'nda 13'te 1 saatlik vicdan ve adalet nöbetimizi tutmaya devam edeceğiz. 28 Nisan diğer dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma ve yas günü ilan edilmelidir. 3 yıldır başlattığımız talebin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. Change.org adresi üzerinden başlattığımız imza kampanyasını gerçekleştirinceye kadar devam edeceğiz. Bu nöbetin gazetecisi Merve Erol, iş kazası değil, cinayet, adalet istiyoruz. Adalet arayan işçi aileleri. Şimdi buraya gelen herkese öncelikle teşekkür ediyoruz. Bizler her nöbeti yaşanan iş cinayetlerine adıyoruz ve ölen işçi kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Ama bunun artık durmasını ve azalmasını istiyoruz. Bunun için buradayız. Sizlere burada toplanırken davalardaki gelişmelerden, güzel gelişmelerden bahsetmek istiyoruz. Ama maalesef bunlar olmuyor. Aksine her gün ölen işçilerin haberlerini duyuyoruz haberlerde, gazetelerde. Şimdi burada kimler var? İş cinayetlerinde yakınını kaybeden aileler var. Ostim İvedik patlamasında hayatını kaybeden aileler Ankara'dan geldi. Davutpaşa patlamasında hayatını kaybeden aileler var. Esenyurt çadır yangınında hayatını kaybeden aileler var, ailelerin yakınları. Dizi setinde yakınını kaybeden aileler var. Van Bayram Otel'de yakınını kaybeden aileler var. Yine Soma'da yakınını kaybeden aileler var. Yine Özel Doğa Hastanesi'nde hayatını kaybeden aileler var. Şimdi Eren Eroğlu'nun dün yıl dönümüydü. Olay yerinde anması yapıldı. Aile burada. Şimdi ben gazeteciye ve beraberinde röportaj yapacak ailelere mikrofonu vereceğim. Buyurun.